Hollanda o zaman da yani dünyanın sayılı futbol ekollerinden biri, futbol takımlarına sahip. O zaman da Van der Elst oynuyor, Wilkes oynuyor ve bir hafta önce de Belçika'yı 7-0 yenmişler. Hollanda'nın meşhur 80 bin kişilik stadına çıkarken herkes tabii onlara soruyor, kaç atarsınız, kaç yaparsınız filan. Ben de öndeyim, benim de arkamdan geliyor. Ya dedi Vre Turgay dedi, bunlar ne konuşuyor? Vallahi dedim, ne konuştuklarını dedim, sen duymuşum mühim değil. Ama bunlar 5-6 atacağız diyorlar. Herhalde dedim, benim bunları duymam lazım dedim. Yok Vre dedi, bunlar bir şey yapamaz. Sen biz bir gol yemezsin, biz buradan maçı kazanır çıkarız dedim. Hadi inşallah dedim, Allah söylemiş bir söz olsun. Hakikaten maçı 2-1 kazandık. Penaltıdan bir gol yedik başta. Sonra 2 gol atarak maçı kazandık. Ve defterin ayağında oynamayacaktı. Kocaman bir çıban vardı. Bir gece önce o çıbanı patlattılar. İşte çıbanı üstüne ilaçlar sürdüler. Ve Lefter oyunun sonuna kadar o çıbanlı ayağında oynadı. Ankara'da Ankara gücünle oynuyoruz. Şöyle 25 metreden falan sol iç mevkiinde bir frikik oldu. Dedi ki bu benim içime doğdu Cancığım, bırak bana dedi ki. Umiyet'te de o atıyordu zaten. Oradan frikiyi vurdu. Öteki 90'a mermi gibi gitti top. Hakem dedi ki ben düdük çalmadım dedi. Nereye attın dedi. Dikti gene vurdu gene aynı yere. Bu sefer sayıldı tabii. Yani böyle bir oyuncuydu.